Selamlar arkadaşlar, ben Orhan. İTÜ İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber İTÜ'deki İşletme Mühendisliği lisans eğitimi hakkında bize gelen bazı sorular var. Onları cevaplayacağız. İsterseniz ben ilk sorudan başlıyorum. Yakında mezun olacak biri olarak iş hayatına atılmada İTÜ'de verilen lisans eğitimini yeterli buluyor musun? Şimdi şöyle, bu sadece İTÜ bazında değil, genel olarak Türkiye'deki okullarla alakalı bir durum. Aslında bize verdikleri eğitimler çok kıymetli, çok değerli lisans eğitimleri veriyorlar bize. Akademik anlamda işin felsefesini çok güzel bir biçimde hocalarımız bize aktarıyor. Fakat iş hayatı dediğimiz şey, bölümden bölüme tabii değişiyor ama iş hayatı dediğimiz şey genelde pratikle alakalı bir durum. Ve bu yüzden de benim onlara tavsiyem sadece verilen lisans eğitimleriyle yetinmesinler. Kendilerini geliştirebilecekleri birçok eğitim, staj programları vesaire birçok kişisel gelişim aktiviteleri olsun, yapabilecekleri bir sürü şey var üniversitede, vakitleri de olacak. O yüzden sadece bu akademik eğitimlerle yetinmesinler. Benim onlara tavsiyem kendilerini olabildiğince okul dışı da geliştirmeleri olacaktır. Çünkü işin felsefesi bir yana kesinlikle pratikte lazım oluyor ve iş hayatına girmeden önce çoğunlukla şirketler de bunlara dikkat ediyor. İlk soruyu böyle cevaplamış olalım. Şimdi ikinci soruya bakayım ben. Bölümler yüzde kaç İngilizce oluyor? Tamamen Türkçe bölüm var mı? Şimdi şöyle, bunu ben kendi bölümüm açısından cevaplayayım. Bölüm bizim bölümümüz şu an, sizin yani daha doğrusu gireceğiniz, tercihte yazacağınız bölüm %100 İngilizce. Fakat ben 2017 girişliyim. Ben bölüme girdiğimde %30 İngilizce ve %100 İngilizce olarak iki ayrı bölüm vardı İTÜ'de işletme mühendisliği ile ilgili. Şu an yok, kalktı. Çoğu bölümde de kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki %30 İngilizceli bölümler var. Fakat şu an işletme mühendisliği bölümü %100 İngilizce, tamamen İngilizce bir bölüm. Ve bundan sonra gelecek arkadaşlarımız için de %30 İngilizce bölümü kalktı. %100 İngilizce devam edecekler. Bana sorarsanız avantajları var tabii ki. Biraz sadece bölümü bitirmesi bir tık daha belki zorlaşıyor. Ama avantajları da terimler, günlük hayatta, iş hayatında kullanacakları bütün terimleri Türkçe değil İngilizce öğreniyorlar zaten hali hazırda ve İngilizce kullanacaksınız zaten terimlerinizi. O açıdan avantajları var. Bence gözleri korkmasın. Biraz hazırlıklı gelsinler. Zaten İTÜ'de hazırlık okutuyor. O hazırlığı da tabii ki gezmelik vakitler olacak ama çok da boş geçirmesinler benim tavsiyem. Diğer soruya geçeyim ben. Üçüncü soruya geldik. Uygulamalı dersler neler üzerine? Gerçekten öğretici mi? Şimdi şöyle. Her bölümde değişiyor tabii uygulamalı dersler. Bölümden bölüme farklılıkları var. Bizde mesela en başında herkesin aldığı ortak uygulamalı dersler var. Herkes alıyor bunları, bütün mühendis adayları. Laboratuvar dersleri var. Bu laboratuvar dersleri mesela fizik 1 laboratuvarı, fizik 2 dersinin laboratuvarı, kimya laboratuvarı oluyor. Bölümler içerisinde spesifikleştirecek olursak bunu da biz mesela işletme mühendisliği öğrencileri olarak laboratuvar dersi olarak MATLAB alıyoruz ve Python alıyoruz. İki tane yazılım dili aslında. Şu an online eğitimde tabii laboratuvar ortamı pek olmuyor ama ben online'dan önce bir yazılım dersimin laboratuvar eğitiminde bulunmuştum. Yararlı mı? Tabii ki yararlı sizler için. Sonuçta bu eğitimler aslında biz bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisi olmadığımız için giriş temel eğitim seti şeklinde sunuluyor bize. O yüzden yararlı bir fikriniz oluyor en azından. Kendini bu yönde geliştirmek isteyen arkadaşlarımızın devam ettiğine ben şahit oldum. Açıkçası çok %100 veya %50'ye varan bir eğitici bir set olmuyor, bir ders olmuyor belki ama dediğim gibi yani bu işe başlamaya kalkışanlara, başlamak isteyenlere gayet yol gösterici dersler oluyor. Faydalı mı? Faydalı kesinlikle ama %100 öğrenebilir misiniz? Hayır. Kendinizi kesinlikle kendi kendinize geliştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi böyle. Aslında diğer bölümlerin çok laboratuvar dersleri hakkında pek bir fikir sahibi değilim. Ama tabii ki farklı farklı laboratuvar dersleri var. Okul zaten İTÜ laboratuvarlarıyla çok meşhur olan bir okul. Yani bilimsel çalışmalar olsun, bazı farklı alanlardaki çalışmalar olsun, her fakültenin kendine ait laboratuvarları var ve gerçekten çok değerli hocalar ve değerli ekipler çalışıyor bu laboratuvarlarda. O yüzden İTÜ eğer laboratuvar konusunda bir okula gitmek istiyorsanız ben İTÜ'yü tabii ki tavsiye ederim. Dördüncü soruya geçiyoruz şimdi. Derslerde çok sık sunum yapılıyor mu? Yapılıyor. Sunum aslında zaten çok gerekli bir şey. Ve ben derslerde sunum yapılmasını çok doğru bulan bir insanım. Tabii ki haftada bir sunum yani öğrenciyi yoruyor. Ama şöyle ki proje derslerimiz oluyor. Ve işletme mühendisliği özelinde birçok proje dersimiz oluyor. Hatta neredeyse ikinci sınıftan sonra 3 ve 4. sınıfı yani çoğu ders projeyle geçiyor ki bu güzel bir şey. Online'da özellikle daha da arttı proje işleri, sunum işleri.
Şöyle sunum çok fazla var. Bazı bölüm derslerimizde teorik kısımlarında da sayısal kısımlarında da çok fazla sunum. Öğretmenlerimiz de özellikle bizden çok fazla sunum istiyorlar. Bu sunumun ne gibi faydaları var? Yani iş hayatında da karşımıza çok fazla sunum çıkacak. Aslında günlük hayatta da sunum olarak nitelendirmeyelim. Günlük hayatta da yaptığımız işleri, sunum aslında yaptığın işi rapora dökerek karşı tarafa anlatma. Yani bir fayda sunarsın. İşbirliği sunumudur belki. Yani o iş insanını ikna etmeye çalışırsın. Normal hayatta da sunum olmasa da bir yere gittiğinizde kendinizi ifade etmeniz gerekir. Yani arkadaşlık ilişkilerinde de, iş ilişkilerinde de kendinizi bir şekilde ifade etmek zorundasınız. Aslında sunumun önemi de bu. Sunumun önemi de kendini ifade etmek oluyor. Yani satmak istediğin veya almak istediğin bir şeyi kendini güzel bir şekilde ifade ederek, isteklerini, taleplerini belirterek o işi gerçekleştirme amacı video sunumu. Bu açıdan çok beğeniyorum bölümümü. Çünkü neredeyse yaptığımız her şeyi bize sunduruyor öğretmenlerimiz. Onu mu yaptın? Sun. Ara rapor, sun. Final raporu, sun. Bu açıdan çok güzel. Sunumlar çoğunlukla tabii ki İngilizce derslerin sunumları İngilizce oluyor. Türkçe derslerin sunumları Türkçe oluyor. Ama bu konuda da bence hiç telaş yapılmasına gerek yok. Çünkü İngilizce sunum yapmak da dediğim gibi değerli. Yarın öbür gün karşımıza çıkacak zaten. Ki zaten böyle akıcı bir İngilizce kimse sizden beklemiyor. Gerekli yerlerde Türkçe müdahaleler oluyor. Türkçe soru cevap kısımları oluyor. O yüzden hiç telaş yapmaya gerek yok. Ama kendimizi ifade etmemiz açısından sunumlar çok değerli. Ve ben çok tatmin oldum İTÜ'de. Hatta bazen bıkkınlık geldiği bile oldu. İTÜ'de lisans eğitiminin avantajları, dezavantajları. Avantajları, şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden, en köklü teknik üniversitelerinden bir tanesi İTÜ. Avantajı şöyle oluyor. Çok güzel kampüslerimiz var. Çok kalabalık bir öğrenci grubuna sahibiz. Çevre olarak, network olarak çok fazla avantajı var İTÜ'nün. Ve İTÜ mezunları da çok güzel yerlerde çalışıyor şu an. Öğrenci kulüpleri mesela yine aynı yere bağlanıyor gerçi sonuç ama öğrenci kulüpleri, çok fazla öğrenci kulübü var. İTÜ'de bildiğim kadarıyla en son bıraktığımda 236 veya 237 tane öğrenci kulübü vardı. Şimdi tabii daha da fazladır bu sayı. Bu öğrenci kulüplerinde çeşitli roller alabilirsiniz. Birçok insanla tanışabilirsiniz. İş hayatına atılmak istediğiniz zaman birçok mezun, İTÜ mezunu, belki tanıdığınız, bildiğiniz birçok İTÜ mezunu size yardımcı olabilir. Mesela bir diğer avantajı da bu iş konusunda. Alanında gerçekten inanılmaz yetkin öğretmenler, profesörler, hocalar, akademisyenler, akademi görevlileri. Gerçekten çok yetkin insanlarla beraber çalışacaksınız. Öğrenim hayatınızı devam ettireceksiniz. O açıdan da çok büyük faydaları var. Çünkü İTÜ gerçekten çok kaliteli bir okul. Tabii ki her okulda olduğu gibi İTÜ'nün de bazı problemleri var. Yani bunlara çözüm getirmek de belki de öğrencilerin elinde. Yani ama genel olarak tabloya genel açıdan yaklaştığımız zaman gerçekten çok uzman insanlarla, işini bilen insanlarla birlikte olacağınız için siz de ister istemez işin ciddiyetini kavruyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz zaten. Ve bu konuda da sizin ciddiyetinizi anladığı zaman öğretmenlerimiz de gerçekten yardımsever insanlar ve yardım edecek insanlar. Benim şu ana kadar işletme mühendisliğinde gördüğüm şey buydu. Yani ne zaman gerçekten ciddi bir işle karşılarına gitsek o zaman bize bütün kapılar açılıyordu ve bunun güvenini çok hissediyorduk zaten biz. O açıdan büyük avantajları var. Dediğim gibi mesela ne saydık? Uzman öğretmenler, uzman ekip kadro. Mezuniyetten sonra ulaşabileceğiniz İTÜ mezunları veya iletişim kurabileceğiniz İTÜ mezunları, birçok sosyal çevre edinebilirsiniz. Kampüsümüz zaten İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tane ve en güzel kampüslerden bir tanesine sahibiz. Gerçi diğer kampüslerimiz de çok güzel. Onları sayamadım ama yani Gümüşsuyu, Taşkışla, Maçka, İTÜ Ayaza. Güzel kampüsler. Avantajları bunlar. Daha aslında birçok avantajını sayabilirim size. Ama biraz da yaşayarak görmek lazım. Ben tavsiye ederim. Dezavantajı olarak da yine aslında bir avantaj kalabalık olması. Ama dezavantaj olarak baktığımız zaman yine kalabalık olması diyebilirim. Çünkü üniversitemiz gerçekten kalabalık. Ve bence bu kadar yetkin bir üniversitenin bu kadar fazla öğrenci almaması, daha seçici olması gerekiyor. Dezavantaj olarak çok kalabalık olmasını sayabilirim. Çünkü çok fazla öğrenci oluyor ve çok fazla öğrenci olduğu zaman da öğrencilerle yeteri kadar ilgilenilmiyor. Bu kesinlikle yapıcı bir eleştiri bence. Aslında dezavantajlarından biri de, yani bu avantaj olarak da sayılabilir. Kişiden kişiye göre değişebilir. Dezavantaj da olabilir. Rekabet ortamı. İTÜ'ye geldiğiniz zaman sizin gibi birçok insan, oraya seçilip gelen birçok insan olacak ve o insanlarla da aslında rekabet etmek zorunda olacaksınız. Staj olsun, dersler olsun, projeler olsun. Bu rekabet ortamı bir tık dezavantaj olabilir ama dediğim gibi karakterden ve kişiden kişiye göre değişen bir şey bu. Bazılarını hırslandırabilecek, bazılarının da modunu düşürebilecek bir şey bu rekabet.
Yani dezavantaj olarak söyleyebilirim ama sizin için avantajsa o da size bağlı tabii. Şimdi diğer soruya geçelim. Okuldaki sınav sistemi nasıl? Bütünleme var mı? Bir kere bütünleme yok. Okuldaki sınav sistemi dersten derse değişiyor. Vizesi, finali olan dersler var. Quiz'i, vizesi, finali olan dersler var. Quiz'i, projesi, vizesi, finali olan dersler var. Sadece projesi olan dersler var. Uygulamalı dersler var. Yani birçok dersin sınav sistemi farklı. Mesela quiz dediğimiz şey kısa sınav oluyor. Genelde %5, %10 etkiliyor. Vize dediğimiz şey ara sınav oluyor. Sömestrden önceki sınavlar. %20, %25 etkiliyor genelde. En çok etkileyen de final sınavımız oluyor. Final sınavımızda %40'a varıyor genelde etkileme yüzdesi. Onun haricinde projeler oluyor. Mesela bizim bölümümüzde, işletme mühendisliği bölümünde bol bol projeler oluyor, dönem projeleri. Projelerden de not alıyoruz, sunumlardan da not alıyoruz. Dediğim gibi sınav sistemi aslında her üniversiteyle benzer sınav sistemleri. Sadece bütünlememiz yok. Onun yerine ek final hakları vardı. Hala var mı emin olun ben de bilmiyorum. Çünkü açıkçası İTÜ'nün dezavantajlarından biri de bu. Hiçbir şey kesin değil. Sürekli bir haberler dönüyor ortada ama kesin bir şey öğrenemiyoruz. Ve ek final sınavı dediğim şeyler de şimdi bir derse giriyorsunuz. O dersten finalinden istediğiniz sonucu alamadınız veya kaldınız. Daha sonraki açılmalarda, yani bu derslerin açılmalarında siz o dersi geçtiniz atıyorum ki, finalden istediğiniz notu alamamıştınız. O dersi tekrar seçip almanıza gerek kalmadan final zamanı geldiğinde dersin sadece finaline girip notunuzu değiştirebiliyordunuz diye biliyorum. Sınav sistemi hakkında söyleyeceklerim bu kadar benim. Çünkü zaten çok komplike bir sınav sistemi yok açıkçası. Hepimizin bildiği, aşina olduğu bir sınav sistemi. Diğer soruya geçelim şimdi dilerseniz. Yaz okulu. Daha önce hiç yaz okulu yapmamış bir öğrenciyim ama bildiğim kadarını anlatacağım. Yaz okulu şöyle oluyor. Bahar lisans dönemi sonlandığı zaman yaz okulu başvuruları açılıyor. Yaz okulunda açılan dersler açıklanıyor ve ihtiyacınız olan açılan dersleri seçebiliyorsunuz. Tabii ki bu kredi başına belirli bir ücret karşılığında oluyor ama özel üniversitelerden hariç olarak çok uygun fiyatlara, ucuz fiyatlara bizim okulumuz yaz okulu eğitimlerine devam ediyor. Aslında bütünleme yerine geçiyor da diyebiliriz yaz okulu. Yaz okulu şöyle, hızlandırılmış dersler olarak düşünün. 5 haftalık, 6 haftalık, 7 belki 8 haftalık maratonlarla, 8 hafta sürmüyor bile belki. Total süreç 1,5-2 ayda, bütün dönemde 4 ayda alabileceğiniz dersleri, normalde 3 saat olan dersi 5-6 saat vererek hızlandırılmış bir biçimde öğrenciye aktarılması yaz okulu oluyor. İşte derslerden kalan olur, alttan kalan olur, üstten ders almak isteyen olur. Bu tarz yaz okulunda bu tarz şeyler çok fazla kullanılabiliyor. Aslında bir bakıma İTÜ'nün avantajlarından biri de bu yaz okulu. Çünkü de alttan dersiniz kaldığında dönemi uzatmak yerine yaz okulunda alarak döneminize normal sıradan devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun belli bir takım ücretleri var kredi başına. Kredi sistemi de zaten aşina olduğunuz, duyduğunuz bir sistemdir. Ders başına 3 kredilik ders, 2 kredilik ders, 4 kredilik ders. Bu tarz sistemler de mevcut okulda. Yaz okulu hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Açıkçası ben de yaz okulu yapmadım ama daha önce arkadaşlarımdan ve çevremden duyduğum kadarıyla bu kadar biliyorum yaz okulu hakkında. Aralarında boşluk olan dersler arasında ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Çok güzel. Okulumuzda sosyalleşebileceğimiz çok fazla alan var. Özellikle de MED, Merkezi Derslik Binası. Ve biz de MED'de takılıyoruz. MED'de birçok kafe tarzı, franchising kahve dükkanları var. Oradan isim vermeyeyim şimdi. Alıyoruz, kahvelerimizi alıyoruz. Bazen kantinden çaylarımızı, tostlarımızı alıyoruz. MED'de takılıyoruz. Yani daha çok MED'de takılıyoruz. MED'de çok İTÜ'de popüler bir alan. Kime sorsanız İTÜ'lü söyler, gösterir zaten. Onun haricinde birçok öğrencilerin sosyalleşebileceği birçok alan var. Aslında kafe haricinde sosyalleşebileceği de birçok alan var. İşte gölet var, İTÜ ormanı var. MED'in önündeki çimlikler, yeşillikler var, stadyum var, basket sahaları var, futbol sahaları var. Ya birçok yer var İTÜ'de sosyalleşebileceğiniz. O yüzden ders aralarını kesinlikle problem etmeyin. Yapılacak bir şey illaki bulunuyor. Diğer bir soru, amfiler veya sınıfların çok kalabalık olduğu oluyor mu? Oluyor. Genelde olmuyor. Ama bazı dersler var. Dediğime bahsettiğim havuz dersleri var. Mesela matematik, fizik, kimya. Bu dersler 300-400 kişilik dersler olduğu için amfiler çok kalabalık olduğu oluyor genelde. Ama bölüm derslerinde tabii bu çok böyle değil. Bu durum böyle değil. Çünkü bölüm derslerindeki kontenjanlar belli. Bize verilen amfiler belli. Yine dolu oluyor. Ama hiç öyle sığmamalık bir durum ben pek yaşamadım. Sıradaki soru. İTÜ'deki aldığımız dersler gerçekten zor mu? Yani realistik olacağız. Bazı dersleri vermek çok zor.
Bazı dersleri vermek de hiç zor değil. Yani tabii ki zor dersler var. Yani ama hayatın her alanında başarılacak zor şeyler var. Bir de kolay başardığınız şeyler var. Ama dediğim gibi zor dersler tabii ki var. Ama bunu İTÜ genelinde kıyaslamamak lazım. Bazı dersler zor. Nereye giderseniz zor. Ya İTÜ'de ekstra bir zorluk var mı? Tabii ki var. Bunu hiç yalan söylemeyeceğim. İTÜ'nün ekstra bir zorluğu var ama zaten İTÜ bu yüzden İTÜ. Yani İTÜ'den çıkan insanlar bu yüzden tamamıyla hazır olarak çıkıyor. Zaten şirketler bu yüzden İTÜ'yü tercih ediyorlar. Çünkü İTÜ'nün artık özelliği bu. Yani İTÜ zor mu? Evet zor. Ama zor olduğu için güzel zaten. Yani kolay olan şey güzel değil, zor olan şey güzel. Şirketler de bunu bildiği için aslında İTÜ'den istiyorlar. Çünkü zoru başarmış bir insan kolay şeyleri çok daha kolay başarır. Hatta belki onlara iş olarak bile bakmaz. O yüzden İTÜ'ye gelirken bu konuda çekinmeyin. Kolay bir üniversiteye gidip kolay kolay geçmenizden çok daha iyidir sınavları zor geçmeniz. Ve onun verdiği haz ve tatmin duygusu da çok bambaşka. Zor bir dersi geçtiğiniz zaman elde ettiğiniz mutlulukla yani kolay kolay geçtiğiniz bir dersi geçtiğiniz zaman elde ettiğiniz mutluluk aynı olmuyor. O yüzden bence hiç korkmayın. Bakın ben 4. sınıfa kaza bela böyle ittire kaktıra bir şekilde geldik ve geçiyor. Daha da ayıptır söylemesi hiç de alttan dersim yok. Ve dediğim gibi çok inanılmaz çalışkan bir öğrenci de değildim. Ama dediğim gibi gerektiği yerlerde gereken şeyleri yaptıktan sonra ben de 4. sınıfa geldim. Siz de gelirsiniz. Seneye de mezun olacağım. Siz de olursunuz. O yüzden hiç korkmayın. Kesinlikle halledilebilecek şeyler. Derslerde devam zorunluluğu var mı? Derslerde devam zorunluluğu var. Yani şöyle var. %70. Tabii bu hocadan hocaya değişiyor. Bazı öğretmenlerimiz yoklama konusunda biraz daha esnek davranıyorlar. Yoklama alıyorlar tabii ki ama esnek davranıyorlar. Yani bazıları için önemli olan derse gelip ne dinlediğin. Yani böyle hocalarımız genelde dersin içinde slayttan değil de konuştuğu şeylerden soru soran hocalarımız. Yani derse katılmazsan, dersin içindeki şeylerin de neler konuşulduğunu bilmezsen zaten dersi geçemezsin. Yani yoklamaya gerek kalmadan. Genellikle benim hatırladığım kadarıyla %70 devam zorunluluğu oluyor. %30'luk bir kısımda da dersi ekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu dersten derse değişiyor. Hocadan hocaya da çok fazla değişiyor. Dersin hocasından hocasına bile çok fazla değişiyor. O yüzden daha şimdiden bence yoklamayı dert etmeyin. Dersinize de gidersiniz. Gayet boşluk vakitte oluyor. Ekmek istediğiniz zaman ek edebilirsiniz. Yani siz bilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Sorularımız bu kadardı. Bitti. Yani şimdilik bitti. Tabii ki daha fazla sorunuz olursa İMK'nın Instagram, Twitter veya LinkedIn hesaplarından ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bir video daha çekmekten kesinlikle gücenmem ve gayet benim için de büyük bir zevkti. İsterseniz sorularınızı yollayın. Biz de cevaplandırmaya devam edelim. Hepiniz için hayırlısı olsun yeni dönemleriniz. İnşallah istediğiniz yerlere, istediğiniz zamanlarda, istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Hepinize sağlıklı haftalar, mutlu haftalar, güzel haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.